bir survivor, o bir driver, o bir güç doğukandan çok geliyor. Doğukan Bey, sürüşe geçmeden önce size bir video hazırladık. Birlikte istersek. Gördüğüm birçok şeyi zaten
81'de ben Ankara'da doğdum ve dünyanın en güzel sürprizi 1984'te kardeşim geldi ve ikimiz de bir dönem Belçika'da yaşadık. Ve herhalde hayatımızda ilk gördüğümüz şey, tabii o zamanlarda hatırlamıyoruz ama kamerayı, yani bizi çekmişler, bu arada daha sonradan izlediğim için biliyorum. Ve o zamandan bugüne kadar hayatımda en çok olan iki şey, o kamera ve müzik olmuştu. Fakat ben hiçbir zaman çok fazla içerisine girmek istememiştim. Fakat bir gerçek daha vardı. Ben Buset deniyor herhalde benim yaptığı şey değil mi? Buset miydi o? Buset bu. Buset'te yatarken ilk hatırladığım, hani çocukluğumuzdan en eskini hatırlıyorsunuz derseniz, ilk hatırladığım şey duvardaki posterdi. Posterde de babamın pelerini vardı. Ve böyle bir kozu var babamın böyle pelerini falan, müzikler müzikler. Daha o zamandan biliyorum, bir değişiklik var, garip. Benim babam bir farklı yani. Ama ne olduğunu bilmiyorum, bir kahraman ama ne? Sonralarında algılamaya başladım. Böyle arkadaşımın annesine babasına bakıyorum. Baba kısa saçlı, anne uzun saçlı. Benim annem de babam da uzun saçlı. Ama işte zaman içerisinde kalmıyorsun. Öyle büyüdüğün zaman bu nasıl diyeyim? Alışma süreci diyeyim. Şimdi Belçika'dan Türkiye'ye dönüş yaptık. Bir iki sene, üç sene falan yaşadık orada. Döndük ve çok iyi gören bir aile olarak, babamdan dolayı belki, işte hep şu sorularla karşılaştım. Sen de büyüyünce işte şarkıcı olacak mısın? Sen de baban gibi saçlarını uzatacak mısın? İşte hep bir halkın ilgisi var. Babam da hep bizi şu şekilde yetiştirmiş. Oğlum siz de bizim parçamızsınız. Mesela köprüde, arabada, yolda gidiyoruz. Bu arada çok hızlı konuşuyorum değil mi? Kusura bakmayın. Genetik bizde. Yolda giderken birisi el sallıyor mesela. Biz de niye yaptığımızı bilmiyoruz ama biz de el sallıyoruz. Yani bu şekilde hep babamla beraber bu hayatı paylaşmaya çalıştık. Daha sonra duruyor işte 1988 galiba. Taş kurba burada kaç aşağı yukarı kaç orada mı? 90 başı. Benim arabam 95 model de. O yüzden. Bu arada çok anlatacağım şeyler de çok sıktığımı zannetmemeniz için ben fotoğraflar falan da getirdim ama gösterebilirsek gösteririm. Olmadı. Sorun yok. Yani böyle bir USB'm var. Benim takabilirsem. Tebrik. Herhalde Türkiye'ye geri geldik ve babam bir televizyon programına başladı. İşte yedi adam olacak çocuk, yedi ay bir şeyle programın içerisinde. Ve işte çok çocuklar geliyor, onlarla ilgileniyor. Ya da bu sefer rahatsız olmaya başladı Batı kandırmanı. Hani izleyemiyoruz, kıskanıyoruz. Ona hediyeler veriyor falan. Evet, akşam sen de bekliyorsun eve. O dönemlerde bir tepki göstermeye başladım. Yani bende bir bozukluk başladı. Hani babaya karşı isyan, sen çocuklarla çok ilgileniyorsun. Biraz aksi bir çocuk olmaya başladım herhalde. Fakat bunu kısa zamanda çözdüler. Beni bir kampa gönderdiler. Kampta da bir gece yaz kampı gibi bir şey. Askeri kamp gibi diyen çocuklar gönderdiler. Orada kampta bir gün işte bir akşam etkinlik yapıldı. Herkes kimlerlerine sergisi yapıldı. Ben de çıkıp şarkı söyleyeceğim. Şimdi böyle bir hızlı geçiyorum hayat öyküm ama ben oraya sahneye çıkacağım. Ben Barış Manço'nun oğluyum. Benden daha iyi şarkı söyleyen mi olacak? Çıktım ve seçtiğim şarkı Abdülhamit Mucize'ye Güya. Daha 10 yaşındayım. Ha, birinci nakarata falan geldim böyle. Ah tuti diye ses gitti. Orada, bismillah orada gitti. Benim ilk sahne ve son sahne performansım odur. Ben o gün anladım. Benden müzik falan çıktı ama olmayacak. Ses geliyor mu? Benden kesinlikle şarkı, müzik olmayacak. Fakat hep bir şey var içimde. Ya bu bilim. Çok ayıp bir şey. Bu fotoğraflarda gördüm. Bu şimdilik kalsın. Bir saniye kalsın. Bir saniye kalsın. Biraz sonra bakıyoruz ona. Başka bir şey anlatıyordum ben. Hep bir müzikle alakalı içinde bir kalmışlık var. İşte kardeşinden orada piyanoyla fotoğraflarımı görünce kulaklık şudur budur. İşte babamın sürekli pick-up'larını bozuyorum, işte plaklarını çiziyorum falan. Benim kafa o kadar dağıldı ki bu arada, kusura bakmayın. Böyle bir heyecan yaptım. Çünkü benim şu panelleri açabilir miyiz? Panellerle ilgili bir dosya vardı. Bugüne kadar benim yaptığım
panellerden söz etmek istiyorum. Çünkü bu benim için çok farklı bir panel. Ben ilk defa kendi hayatımı da anlatarak bir panele başladım. Esasında yaklaşık bir 6 senedir, bunun içerisinde Balıkesir de var, panellere gidip sürekli olarak Barış Manço hayat hikayesini içeren söyleşiler yapıyorum. Ve bunun içerisinde tabii 4 yaş grubundan 70 yaş grubuna kadar her türlü kitleye hitap ettim. Biraz daha hızlı geçebiliriz görüntüleri. Bu panelin tek farkı benim için ilk defa ben kendi hayatımdan da söz etmeye başlıyorum. Bu çocukların dikkatini toplamak, bunları anlatmak büyük bir meziyet. Herkese, tamam. O kadar, bunu şimdi geçebiliriz. Daha sonraları işte ben Türkiye'ye geri dönüş yaptım. Okul başladı, Galatasaray Lisesi'ne girdim. Ona ben de inanamıyorum nasıl yaptığımı. Çünkü gayet tembel bir öğrenciydim. Fakat Galatasaray Lisesi'ne bir kere kaldığın zaman kadayıf diyorlar, iki kere kaldığın zaman kaymaklı kadayıf diyorlar. Yani ben iki kere kaldıktan sonra bütün yazlar da tabii ikmallerle geçiyor. Babam anladı ki benden çok fazla bir hayır gelmeyecek. Beni direkt Marmara Radyo Televizyon Gazetecilik Anadolu Teknik Lisesi, hiç bitmeyecek zannediyorum bu okulun ismi, buraya aktardı. Sebebi ise ben babamla beraber çalışacağım. Başından beraber kameramanlık yapacağım. Yani orada okulda ne öğretiyorlarsa onu yapacağım. Bütün dersler işte 5 üzerinden hepsi 2'lerde 1'lerde ama meslekle ilgili hepsi 5. Gerçekten sevdim o işi. Fakat 99 yılına kadar orada okurken 99 yılında ben babamı kaybettim. Ve ben orada hayata küstüm. Yine ne müzik kaldı, ne medya, ne kamera, hiçbir şey yapmak istemedim. O yılları biliyorsunuz zaten yani televizyonlardan takip ettiğiniz kadarıyla. Ve 2001'e kadar biz bayağı bir işkence çektik kardeşimle. Çünkü şimdi bir insan babasını kaybettiği zaman yani bu bir süreçtir. Bunu aşmanız gerekir. Ama biz işte radyoyu açıyoruz, radyoda. Televizyon açıyoruz, televizyonda. İnsanları görüyoruz, sokakta işte bizi sarılıyorlar, ağlıyorlar. Biz onları teselli ediyoruz falan. Ve biz ufak ufak Batıkan'da ben de sıyırmaya başladık. Yani günde 16 saat uyuduğumu hatırlıyorum. Baktı böyle olmayacak, annem de aldı bizi Amerika'ya gönderdi. Yaklaşık bir 7 sene falan orada kaldık. Bunun içerisinde çünkü hani kendimiz toparlamamız var, bir de okul var. Orada iş var, işle ilgili bir hani dosya onu açarsak. Tabi biz okula başladık. Okul devam ettirirken ben her türlü işte bulundum. Ne yalan söyleyeyim. Bu inanamadığım bir fotoğraf ama gerçekleşti. O yüzden karşınızdayım zaten. Bu staj yaptım. Ben mimarlık okudum iki sene. İşte garsonluk yaptım, tezgahtarlık yaptım, şoförlük yaptım. Derken, aranızda bazılarını daha çok ilgilendirecek bir konu. Orada ilk Türk Radyosu'nu kurdum. Ortaklarla beraber. Bu tabii en sonlara doğru oluyor. Bu. Bir öncekine gelirse saçlar biraz apaçık, kusura bakmayın. Onlar da modaydı ama. Garsonluk dönemlerim de geçti. Yani kısacası yapabileceğim her şeyi yaptım. Hayatta kalmaya çalıştım. Tabii bu süreç içerisinde 99'da evet çok güzel bir hayatımız vardı. İşte iki tane villada yaşıyorduk, arabalarımız, mühendilerimiz ama yanlış bir ortak sonucu babam vefat ettikten sonra her şeyimizi kaybetmiştik. Fakat yine de şu var, siz ne zaman havuza düşseniz çıkacağınız yer su üstü olduğu için biz de sonuna kadar geldik kardeşim ve ben de. Ve herhalde Türkiye'ye geri dönüşümüzde işte daha da çok sarıldık ailecek birbirimize. Elimizden geleni yaptık. Derken 2010'da ben askere gittikten önce radyoculuğu bıraktım. O süreç içerisinde ben radyoculuk yaptım. Florida Tüp Radyosu'nda çalıştım, buraya geldim, Kras'ta çalıştım. İlk zamanlarda okuldan çıktığımda Marmara Radyosu'nda çalıştım. Yani bir sürü iş yaptım. Nitekim 2000 İşte askere gittim, geldim. 2011'de dizi çok geliktirdi benim hayatıma. Çünkü o zamana kadar hep işte Barış Manço anma etkinliklerinde ve engellere karşı yardımcı olmak için sosyal projelerde yer alıyordum. 2011'de ilk defa bir Alanya'da böyle 6-7 bin kişinin önüne çıkınca ya ben bu işi çok sevdim, ben neden bunu artık getirmiyorum dedim. O şekilde dizi çok gelip benim hayatımda başladı. Bütün bu süreç içerisinde anlatmadığım bir şey var. Ben çok fena bir otomobil tutkunuyum. Varım yok, neyim var, neyim yoksa her şeyi otomobiller edirdim hayatım boyunca. Ne kazandıysam. Ve hayatımdaki en büyük hayallerimden tersi drift pilot olmayı bir şekilde hayatımı bir şekilde drift pilot olmasını başardım. Kısmetse eğer 2014'te Türkiye'yi temsil eden Avrupa'da ilk yarışacak ilk ve tek pilotum. Kaç
karşılıklı soru cevabı geçmeden önce kısmetse önümüzdeki ayda yeni bir single'ım geliyor. İnşallah onları beğenirsiniz. Bundan sonrası artık karşılıklı yapalım. Daha fazla sizi sıkmayayım diyorum. Ya bunun farkında bile değil var. Bu bir son var. Bu bir son değil. Bu siz de... Ya siz de bir şey bilmiyor benim hakkımda ya. Tabii birçoğunuzun belki beni biraz daha yakından tanımasını sağlayan bir hikaye oldu. O da Survivor. Takılabilirsiniz, Survivor dosyası var orada, fotoğraflar var. Ben anlatırken kafanıza göre. O da şöyle gerçekleşti. Ben bu süreç içerisinde Barış Manço'ya alma etkinlikleri için giderken geçen sene boğumun 14. aramız ayrılışıydı. Ve ben Acun abiye gittim. Dedim ki ya böyle bir proje var. Bana destek verirsin alma etkinliklerinde. O da bana döndü şöyle dedi. Ya bu dedi, hani ben çok yakında bir yurt dışına gidiyorum, işte proje şu. Her sene yaptığımız Survivor'ı yine yapıyoruz. Buna gelmek ister misin? Gibi konu değişti orada. Ben de düşündüm, baktım böyle. Neden olmasın? Yani benim işim de var zaten. Olur dedim. Katılırım dedim. Katıldım. Valla ilk dörde hedeflemiştim. İlk dörde olduktan sonra dedim herhalde birinciliğine de gideriz. Bayağı da bir kastım. Yani bayağı bir çalıştım. Onunla ilgili görselleri başını zannetmeyin. Onlar da var çünkü. Böyle sabah altıda kalkıp işte 8'e kadar koşmalardan tutun, akşam salon vesaire. Bir yandan da psikolojik destek alıyorum çünkü açlıkta işte orada birbirinizi yemeyin, etmeyin diye. Ne yapılır neydi işte nefes tutuyorum, ona kadar sayıyorum falan. Bir sürü egzersiz yaptım vesaire. Survivor'a gittim, geldim, aramızdayım. Bundan sonrasında karşılıklı yapalım diyorum. Başka mikrofon var mı yoksa ben bunu mu gönderiyorum? Mikrofon var mı? Ya teşekkürler, süper. Yani beni aranızdan biri olarak sayın, istediğiniz gibi rahat rahat istediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Merhabalar. Öncelikle hoş geldiniz ve verdiğiniz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Benim kısa bir sorum olacak üniversite yıllarına dair. Üniversite yıllarındayken dövüş sporlarıyla uğraşıp moda sahilinde arkadaşlarınızla bunu paylaştınız mı? Dövüş sporlarıyla uğraşıp moda sahilinde de arkadaşlarınızla bunu paylaştınız mı? Moda sahilinde arkadaşlarımla bunu paylaştım mı? Üniversite yıllarımda değil. Üniversite yıllarımda olmadı. Benim bilmediğim neyi hatırlıyorsunuz edebiliyorsunuz? Moda sahili tabii. Yok, moda sahili ben çok fena dayak yedim ama. Moda sahili kısmını ben sadece Kadıköy'de salladım da dövüş sporlarıyla uğraştınız mı? Çok kısa uğraştım. O da Aikido ile bir dönem ilgilendim. Bir de işte Survivor'a gitmeden önce biraz olur olmaz diyelim. Okay, onun dışında çok fazla yok. Ama yani oğlum olası çocukluğum etkilerinde bir DJ hissetmişliğim vardır. Teşekkür ederim, sağ olun. Valla benim çünkü moda sahili deyince o işte malum babama karşı böyle bir tavır sergilemeye başladığımdan 17 yaşıma kadar böyle bir hani ünlü çocuğu olmanın getirdiği bir şımarıklık vardı bende. Okula işte okul pantolonu aşağı çekilir, zincir takılır, işte kapıya kadar rollerblade'le giderim falan. Bayağı, yani hakikaten dayak hak ediyordum ben. O dönem öyle bir sağ olsun mahallenin abileri çektiler sen adam ol diye. Acaba dedim onu mu biliyorsunuz bir yerden? O abileri bulduk. İyi oldu ama iyi oldu, yoksa ben hala belki... 17 yaşına kadar öyle bir şeyimiz vardı, mazeramız var. Teşekkür ederim sana. Rica ederim. Bazen takılır, böyle biraz rahatsız etmiyorum inşallah, espriyle karış. Anlatırım ama. Bu arada siz sormadan ben söyleyeyim, Survivor'da hakikaten yemek vermiyorlardı. Yani ben de o ümitle gittim. Hani dedim ki, abi sonuçta televizyon programı, bir yere kadar gücün yeter. Hani arkada dedim hani bir biftek, fekil ördeği beklemiyoruz ama bir şey verirlerdi. Yok abi, hiçbir şey vermiyorlardı. İkinci soruyu da cevaplarım size sormazsanız. Tuvalet de yoktu. Gerçekten yoktu.
Üçüncü soru ne yapıyorsak, hani kızlar ormanı tercih ediyor, biz denize gidiyorduk. Dördüncü soruyu da ben cevaplayayım siz sormadan. Bunlar çocuklar. Zaten büyük ama şey. Hani kayıt yoksa örnek vereceğim ama bana mesela konuşsanız. Bir yerden sonra çünkü şey durumu oluyor. Hani artık biz kardeşiz, anladın mı orada? Yani 3 ay geçirdikten sonra böyle ormana girdiğin zaman böyle bakıyorsun. Aa, ırmak. Yani güzel. Çok güzel. Böyle, şey soruyorsanız, yani bu gerçek erkekliği daha çok ilgilendiriyor. Abi iki aylık yok. Yok yani. Kadınlarda da maalesef stresten dolayı şey yapamıyorlar. Nasıl diyeyim? Dönemleri aksiyon ediyor falan. Bunları burada tıbbi konular olarak da paylaşıyoruz. Yani en çok karşılaştığım soruları sizlerle paylaşıyorum. Bundan sonra ne istiyorsanız sorabilirsiniz. Benim en büyük hayaliniz nedir ve gerçekleştirdiniz mi? Benim en büyük hayalim, hatta bu kağıt, bir tane kağıt yazmıştım ben kendime, hani böyle anlatırım size diye. Burada en büyük hayalim biraz böyle duygusal olacak ama 99 yılına kadar en büyük hayalim bir aile sahibine çıkmaktı. Arabayı ben kullanacaktım. Ama yaş tutmadı, ehliyetim yoktu ve ben babamı kaybettiğim için bu hayalim hiçbir zaman gerçek olmadı. Ama ondan sonrasında en büyük hayalim bir yarış pilotu olmaktı. Yarış pilotu oldum. Bundan sonra en büyük hayalim ise Türkiye'yi temsil edecek bir yarış pilotu olmak. Onun cevabı da dün geldi. Çok enteresan bu kadar öncesinde. İşte Avrupa'daki yarışlara beni kabul ettiler. Dilerim, başarı elde ederim. En büyük hayalim benim herhalde odur. Ve tabii ki hiçbir zaman duruşumu bozmam. Size manevi bir soru sormak istiyorum bence. Eğer yolunuz olursa babanızın adını vermek ister miydiniz orada? Göbek oğlu olarak hep düşünmüştüm. Poyraz Barış inşallah. Ama kısmet Allah. Evet. Allah'ın takdiri. İnşallah. Ha, ben mikrofonu birisine götürüyorsunuz diye bekliyordum böyle. Yukarıdan var, siz bağırman duyarız. Yaptığınızda büyük çılgınlık. Ne yaptın ben ya? Hangi birisi? Ben söyleyeyim mi? Sen bir şey söyleyeyim mi? Nereden geldi fotoğraf bilmiyorum ama Instagram'a bir sürü fotoğraf atıyorum ve çok beğeni alıyor. Benim kadar beğenmiyorlar, şunu bir koydum hadi. Ya güzel soru, ne yaptım ben ya? En büyük çılgınlık... İyiydi. Ya bugün ödülü kazanmışız. Konuşamıyorum ya. Sen çok iyi şansın benim. Leş gibiyiz. Soru bu mu? Yani gerçekten bu ödülü kazanana kadar bir tane duş ödülü kazanmışız. Gerisini siz tahmin edin. Aynı kıyafetler. Ha, uçağa bindik. İşte pasaport kontrolünden geçtik falan. Orada şey bu duty free diye var. Marketler var ya. Ne dediniz? Free shop. Free shop hani şey. Free shop'un oradan geçiyoruz. Parfümler falan baktık. Kadının fotoğrafı. Adriana değil mi adam? Ben hep alışık olduğumuz fotoğraf. Bak bir daha baktım böyle. Hadi canım benim, bunun yanına mı gidiyoruz şimdi biz falan böyle. Kaldığı başta inanamadım. Gittik. Böyle bir karşılama olmaz. Böyle bir sıcaklık, böyle bir yani... Zaten çekime başlamadan önce onlar biz böyle şey vazettiyiz böyle. Hani bir içim su ya. Yani, oturduk masaya. Belki izlemişsinizdir, ben sonradan izlememiştim o bölümü. Adriana Lima'yla oturuyor, böyle yani şurada kafası bak.
Hani anlat, ne anlatırsan anlat. Ama o da şu vaziyette ağzım. Çünkü biz alışmışız. Hani orada işte Bedun'un ayağı burada yatıyorum. İşte Ümit'in bacağı burada yatıyorum falan. Yani orada böyle şeyiz. Hepimiz böyle 10 metrekare alan içerisinde hep beraber yaşıyor ve alışmışız. Yani hiçbir şey koktuğumuz aklıma gelmiyor benim. Ama gerçekten çok güzel bir karşılama oldu. Ve yani açıkçası insanlığı güzelliğin önüne geçti. Güzel bir ödüldü. Buyurun. Ben duyar mısınız? Rakam doğru değil, rakam paylaşmıyorum sözleşme gereği ama şöyle bir anlaşma yaptığım doğrudur. Sonuçta ben oraya gittiğim zaman ciddi şekilde bir maddi zarar uğrayacağım için tazmin ettiler. Kazandığım miktardaki parayı belirttim ben aylık olarak. Onu bana karşılığında ödediler, sağ olsunlar. Ama yani bizim katkımız daha çok oldu yani. Çünkü orada şimdi... Nasıl? Ya bir şey söyleyeyim mi? Yani insanın orada şunu gördüm. Çok kolay kolay edinebileceğimiz bir tecrübe değil. Hani bugün ne zaman, sana desem ne zaman vakit ayırıp böyle ıssız bir adada kendi yani bu orada mı yaşayabilirsin? Şimdi şunu düşüneceksin, işi bırakamazsın, aileni özleyeceksin. Böyle bir ortam yok zaten. Yani çocukluk hayalimizde bir ıssız adaya düşsen ne yaparsın? Abi babayım ölüme gelmiş. Yani hayal mi? Çocukluk hayali paylaştım. Gitmez miyim? Gittim. Ve ne gördüm biliyor musun? Doğada her şey var. Yani doğayı nasıl kullanacağını bilirsen her şeyi yaşayabiliyorsun. Yani hijyenik yaşayabiliyorsun. Yemeğini, içmeni, her şeyini yapabiliyorsun. Fakat vahşileşiyorsun. Yani şimdi bugün burada bir Kara Fatma gitse ben iyi mi falan derim. Orada bir yerden sonra Kara Fatma'yı değiştireyim. Başka bir örnek vereyim. Yılan diyeyim. Çünkü şimdi yemeğe geleceğim onun için. Ama oradayken yani ıymıyı demiyorsun abi. Onu açsan yiyorsun. Durum bu. Biz yılan yemedik. Ama yani şu boyda bir iguananım ben. Böyle. En az boyda bir iguananım. Bayağı peşinden koştum. Yemek için. Sonuç başarısız abi. Maalesef. Yani en son böyle zıpkınla, yani zıpkınımız var zıpkınla işte kuş avlamaya kadar gittim falan ama yok. Bir de gücün yok abi. Gücün yok. İnsan çok vahşileşiyor. Ya yani yanımıza bir şey aldırmıyorlar. Maalesef. Bir kere gidersem hani o senin söylediğin rakamlar var ya hak getir abi. En az 3-4 katını 5 katını istedim. O ayrı bir şey. Oraya gidince yaşıyorsun çünkü anlıyorsun. Ne alırım? Bir kere bıçak alırım. Kesin bir bıçak alırım. Ne alıyorum başka? Belki işte telefon telefonu alıysan ne güzel de yok yani. Ya bıçak her şeyi çözüyor. Eğer orada yiyecek yiyecek varsa her şeyi çözüyor. Buyurun. Oraya giderken götüremediğiniz bir şey var. Gelirken bir şey getirebildiniz mi? Ben gelirken çok şey getirdim. Oradan organik ne kullandıysak hepsini getirdim. Organik. Vallahi şöyle söyleyeyim. Organik, en organik karıncaydı. Ama onun farkında değildim. Böyle bir valize ne varsa orada tıktım ben. Onu da çok zor getirdim. Kafamda müziğe koymak falan vardı. Ne kafalardaysam işte. Bir açtım böyle karıncalar falan var. Yani ama şey... Yani getirebileceğim her şeyi getirdim. Peki bir soru daha. Eşinize bir hediye olarak bir şey getirdiniz mi? Oo, hediye kapalı. Ne getireyim adına? Ya öyle. Akşam kopmaya geliyor musunuz bu arada? Çocukluğunuzdan hatırladığınız sizi en çok etkilen iyi ve kötü olay hangisi? Neler mesela? Çocukluktan hatırladığım iyi kötü olay.
O dayak yediğim muayene ediyor. Valla iyi kötü olaylardan bir tanesi 5 yaşında ben buz patenine başladım. O zaman daha işte okeyciler falan da vardı. Ben ters yönden giderken bir buz okeycindeki bana çarptı ve ben bayıldım. İşte beni hastaneye kaldırdılar ettiler falan. Daha sonrasında bırakmadım buz okeyini. Babam bana Kanada'dan paten getirdi ve devam ettim. 8 yaşında ben ilk gösterimi yaptım. Galeride işte ilk AFM açılıyordu Ataköy'de İstanbul'da. Orası açılırken 88. 5000 lira para kazanmıştım o zaman parasıyla. Ve o paten beni her türlü ekstrem sporlara götürdü. Ve hayatım bunlarla geçti. Belki bu yarışmayı kazanma sebeplerinden biri o bile olabilir. En travmatik olay zaten 99'dur. Çünkü 99'dan sonra benim hayatım tamamen değişti. O da 17 yaşında adam olmak durumunda kaldık bir yaşta. Ondan sonra belki bu Survivor benim için önemli bir tecrübe olabilir. Hayatımda büyük bir değişiklik olabilir. Çünkü Survivor'ın bana kattığı bir özellik oldu. O da dedim ya, hani bugüne kadar yaptığım bütün panelleri ben sadece Barış Manço için yaptım. Yani Barış Manço için, kimliği için yaptım. Burada ilk defa ben hep Doğukan Maçak'ı boğumu anlatma şansını yakaladım. Belki Survivor'da benim için bir dönüm noktası, çizgi olabilir yani. Böyle. 2011'de diş okeyliğe başladım demiştiniz. Ondan önce müzikal anlamda bir uğraşınız var mıydı? Veya denediğiniz bir enstrüman veya çaldığınız bir enstrüman var mı? Ben 97-98 gitar derslerine başladım babamla beraber. Tabii piyano ve gitar. O dönem bir içli küskünlük yaşadım. 10 sene önce sadece radyoculuk yaptım. Ardından müzikle hiç uğraşmadım, yani şöyle uğraşmadım. Radyoculuk olarak devam ettim ama hiç bir enstrüman çalmadım. 2011'e kadar da bu şekilde devam etti. 2011'de de işte ilk prodüksiyonumu yapmaya başladım. Biraz destek alarak yaptım açıkçası. İşte bildiklerim ilk adına bir çalışma yaptım öyle. Bunu yapmaktaki tek amacım da hani esasında kendim için yaptım ama sonra beğenip paylaşmak istedim. Belki insanlar benim sound'umu sever, benim müziğimi sever diyerekten. Şimdi de kendi prodüksiyonumu kendi bir şekilde geliştirmeye çalışıyorum. Birazcık klavye çalıyorum diyebilirim. Var, evet. Büyük proje, bir iki büyük projem var. Kısmetse eğer ben müzik alanında da bir parça kendime daha çok inanır ve geliştirebilirsem babamla ilgili bir tribute albüm düşünüyorum. Kendim için bir albüm düşünüyorum. Sadece aranjör bazında şarkı söylemeyi düşünmüyorum. Zaten bir önümüzdeki ayda kısmetse bir single geliyor. Yani benim daha çok elektronik müzik ağırlıklı ama tribute albüm olursa o öyle olmaz herhalde. Ama ben kendim için müzisyen hiçbir zaman demedim. Doğduğumdan beri müzik içerisinde müzik adamı buluyorum. Ama yarışçıyım. Vay. Buyurun. Ben ilk, esasında onu bana herhalde annem ve babam bulaştırdı diye düşünüyorum. İlk 6 yaşında kartingle başladım ben. Ve 12 yaşında da şantiyede, 12 değil pardon. 13-14 yaşlarında da şantiyede kullanmaya başladım. Böyle işte araziden falan. Gerçi artık aramızda çocuk yok, kötü örnek olmama gerek bir durum da yok. Ondan sonra işte ben 16 işte arabayı kaçırmaya, çalmaya başladım falan filan. Derken işin ardı geldi. Yani içimde büyük bir yarış tutkunu var. Bunu bana birisi yapmıştı bu arada. Benim beni yok değil. Yani ben yok değil.
Bu benim geçen sene Türkiye üçüncüsü oldum yarış. Birincilik aldım. Bu sene Survivor'dan dolayı yarışamadım. Ama şu, ben ne kadar desem de o videoyu ben yapmadım. Bu beni Avrupa'ya gönderdi. Yani iyisiniz ha. Valla beraber çalışalım bundan sonrasında. Siz benim satarsınız bu şekilde. En son kaç bastınız? Arabayla mı? 260. 260. Uçmayayım, 300 falan demeyeyim, yalan yok yani. Eğer şu uzaya giden araba... 260. Bu kırmızı. Bu ne? Bu 208 Nissan ama içinde Skyline motoru var. Anlıyoruz galiba. Yani ben buraya gelince şey gibi hissettim, hani makine mühendislik bölümü falan. Valla arkadaşlar ben o zaman... Buyurun. Şans mı? Yani Survivor izleyip şansınız oldu mu? Evet, orada. Üçün bir oyunu, tamam, üçün biri, dördün biri diye bir oyun vardı. Şimdi ben üçün birini aldım o yarışta. Yani valla ben şöyle, insanlara ben hep şunu söylerim. Doğukan sen çok şanslısın. Eminim siz aranızda böyle düşünenler de vardır. Çünkü böyle olmaya sahipsin. Fakat şanssız kısmını görmezler. Bu konuda nankörlük etmemek adına evet şanslıyım diyorum. Ama diğer türlü konularda ben çok şanssız bir adamım.